Hayrettin Karaman Küfre Varan Bid'atlar Hangi küfre varan bid'at? Muhammed Resulullah demeyenlerin de cennete girebileceği, Hz. Muaviye'ye dil uzatma, mezhepsizlik, Mehdi Mesih'in gelişinin inkarı vesaire. Varsa onun altında benim parmağım varmış, böyle diyor iftiracı. Sonunda adam bizi tekfir de etti. Küfre varan bid'atların benim başımın altından çıktığını ileri sürecek kadar denge ve ölçüsünü kaçırmış bulunuyor.'' Bu konulara girmeden bak buna cevap veremedi demesinler diye kadınlarla tokalaşma meselesine de kısaca temas edeyim. Çağın önemli alimi Karadavi bu konuda genişçe bir makale yazmıştı. Özetle şöyle diyordu. Kadınlarla tokalaşma konusunda nas yoktur, rivayetler ya zayıftır veya yasak haram hükmüne delalet etmez. Delil nas değil, seddi zeria, harama gidebilecek yolun kapatılması ve ihtilattır. Kadın erkek beraberliğinin sınırlanmasıdır. Yaşlı erkek ve kadınlarla tokalaşmaya ve ellerini öpmeye, çocukları okşamaya izin verilmesi bunu gösteriyor. Bu sebeple genç kadın ve erkekler genel uygulama olarak tokalaşmadan uzak durmalıdırlar. Kadın önceden elini uzatmamalıdır, erkek uzatır da eli havada kalınca önemli bir sakınca doğacaksa ve cinsel bir duygu durumu da yoksa tokalaşma olabilir.'' Ben bunu da demiyorum. Yalnızca şunu diyorum. Bazı kimselerin mevki ve durumu bazı zamanlarda kadınla tokalaşmayı gerekli hale getiriyorsa, zaruret sayılan ihtiyaç çerçevesinde, bunu da istisnalar içine sokmak mümkündür. Mesela uluslararası ilişkilerde devletimizi temsil eden bir kişi, bir başka devlet temsilcisi kadın elini uzattığında tokalaşmazsa ortaya çıkacak durumu düşünmekte fayda var diyorum. Bu ve benzeri yorumlar ve çözümlere farklı düşünenler hatalıdır diyebilirler. Ama bidat ve haram derlerse usulün dışına çıkmış olurlar. Küfre varan bidatlara gelelim. Muhammed Resulullah demeyen de cennete girer sözü benim ağzımdan ve kalemimden çıkmadı, çıkamaz. Bir okuyucu bana şunları sormuştu. Bakın ona ne cevap vermişim. 1. Hadisi Şerif'te geçen "La ilahe illallah" diyen cennete girecektir ifadesini ehli kitap açısından nasıl anlamalıyız? Bu hadisten hareketle kelime-i şehadetin ikinci kısmı kabul edilen Muhammedur Resulullah'ı söylemeyenlerin durumu hakkında ne söyleyeceksiniz? 2. Kur'an-ı Kerim'in ehli kitapla ilgili ayetleri bütün olarak göz önüne alındığında tarihsellikten bahsedilebilir mi? 3. Ehli kitapla "Amentüde ittifakımız var" demek doğru mudur? Dini açıdan bunun bir sakıncası var mıdır? Cevabım. 1. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara hitap ediyor. Herkesi ve herkesimi Dinli, dinsiz, ehli kitap, kitapsız, müşrik, agnostik, İslam'a çağırıyor. Özellikle ehli kitabı ortak kelimeye, bir Allah'a kulluk etmeye, bir onu Rab bilmeye davet ediyor. Ehli kitabın Allah için baba demesini, Hazreti İsa için oğul denmesini, bir başka varlığa tanrılıktan bir pay ayrılmasını kabul etmiyor. Böyle yapanlara kafir ve cehennemlik diyor. Kurtuluşun İslam'da ve Allah'ın kabul ettiği tek dinin İslam olduğunu ilan ediyor. Son peygamberin yalnızca bir bölgeye, bir kavme değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğini bildiriyor. Yüzlerce ayet ve hadisin ortaya koyduğu bu gerçekler, bu temel açıklamalar karşısında soruda naklettiğiniz hadisin muhtemel manalarına bir bakalım. A. La ilahe illallah diyen cennete girer, peygambere ve diğer iman esaslarına inanması, ibadet etmesi, haramlardan uzak durması gerekmez. Hadise böyle bir mana verilirse, Kur'an'da ve hadislerde tarif edilen İslam'dan vazgeçilmiş olur, yüzlerce ayet ve hadisin hiçbir anlamı ve yeri kalmaz. B. Kelime-i Tevhid'in bu ilk cümlesi bütünün özeti, sembolü olarak ifade edilmiştir, maksat İslam'ın getirdiği iman esaslarına inanan cennete girer demektir. C. Bu hadis müminlere hitap etmektedir. Anlatmak istediği de şudur. İnancı tam olan bir mümin günahlarından dolayı bir süre ceza görse bile sonunda cennete girer. Bu son iki mana diğer ayetler ve hadislerle çelişmez. Bu sebeple bu iki mana üzerinden yürümek gerekir ehli kitaba gelince peygamberimizin bu hitabını duyan ehli kitap ona inanmaz ama onun çağırdığı tevhidi yani la ilahe illallah demeyi kabul ederse ortada bir çelişki olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağırdığı iman doğru ise kendisi de hak peygamberdir. Kendisi hak peygamber değilse çağırdığı tevhid de bağlayıcı, kurtarıcı bir iman esası olmaz. Şu halde peygamberimize muhatap olan, onun davetini sahih olarak duyan ehli kitabın kurtuluşu onu peygamber olarak tanıyıp inanmalarına bağlıdır. Gördüğü, bildiği halde Kur'an'ı ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini inkar eden bir kimse cennete giremez. Son peygamberin rehberliği olmadan ehli kitabın batıl olan inançlarını tasih etmeleri de mümkün değildir. Tecrübe olup bitenler, kiliselerin resmi amentüleri bunu açıkça ortaya koymaktadır. Peygamberimiz hakkında sahih bilgi edinememiş ehli kitapsa, tevhid kelimesinin ifade ettiği tek Allah'a inanma esasını düşünce, inanç ve hayatlarında gerçekleştirdikleri zaman cennete girerler. 2. Kur'an'ın ehli kitapla ilgili ayetlerini ikiye ayırmak gerekir. A. İnançla ilgili ayetler. Bunların tarihsel olmaları mümkün ve makul değildir. İmanda hak her zaman haktır. Batıl da yanlış olan da her zaman batıldır yanlıştır. B. Ehli kitapla ilişkileri düzenleyen ayetler. Bunlara da toptan tarihsel denemez. Savaş barış bunların şartları gibi konularda tarihi durum belirleyici olabilir. 3 ehli kitapla Amentü'de ittifakımız var demek doğru değildir. Amentü'de ittifakımız olsaydı İslam onları bizim Amentü'müze davet etmezdi. Evet ehli kitap da Allah'a, peygamberlere, kitaplara, meleklere iman ediyorlar. Bu söz de bu maksatla söylenmiş olabilir ama onların Allah, kitaplar, peygamberler, melekler, ahiret konularındaki inançlarıyla İslam inancı arasında çok önemli farklar vardır. Bu söz iyi bir maksatla da söylenmiş olabilir. O zaman yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için şöyle demek daha uygun olur. Ehli kitapla inanç konusunda mesela müşriklere nispetle daha çok ortak noktalara ve esaslara sahip bulunuyoruz. Muaviye, mezhepsizlik ve Mehdi konusu gelecek yazılara kaldı. Hayrettin Karaman Yeni Şafak